Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Dün söz verdiğim gibi bugün de şey yapacağım. Hapishanede Kur'an'a psikoloji diye baktım. Yap, yapma, deme, git, gitme. O tarzda. Baktım. Şimdi baksak onu bunu çıkartamazsın. O halet dalgıç gibi ya. O dalgıç gibi. Şimdi baksan birinci şey Hicr suresi 20 toplam kaça kadar yapabildim? Biliyorsunuz Kur'an 114 suredir. Ben 27. sureyi yapana kadar çıktım. 27'yi tam yapamadım. 3'te 1'ini yaptım. Kur'an psikolojisi. Böyle bir şey çalışma bir yerde yok yani. Ve ilk önce sure numarası söyleyeceğim, sonra ayet. Ama ayete gidip de, müracaat edip de aynı öyle bir meal yok. Olan var ama az. Ya remizdir, ya işaridir, ya telmihtir, ya imadır, ya sarihtir, ya ahkamdır. Vesaire ciheti ile işari manada, remzi manada, telvi manada psikoloji diye. Mesela Hicr suresi 3'te 2'sini yapmıştım bir yerde. 85. ayet. Sen ceza vermeye kalkma. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. 88 ve 89. ayetlerin toplamı. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine dikmeyesin. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetlerini herhalde gözü olacak. Gözünü diyecek. Dikmeyesin. Bunu ekleyeyim. Dikmeye göz olacak. Veya ben gene bakacağım. Gözünü. Onlardan yana üzülme. Psikolojinin bir sebebi de bu ya, yani dünyalık yok diye. Görüyor musun? Saatlerce konuşuyoruz, bir şey yok. Görüyorsun sen de. İşte bu. Biz mahfuz değiliz ki. Masum da değiliz. Onlardan yana üzülme, müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Bak yap yapma. Demek ki dünyalıklar çok verilmiş, az verilmiş. Sakın onu kafaya takma diyor. Tamam? Bir hadisi kutsi'de de geçiyor ya, ayette de geçiyor. Diyor ki ahirete göre dünyanın değeri bir bardak kadar, su kadar değeri olsaydı ben bunu kafirlere içilmezdim. 91. ayet. Kur'an'ın bütünsel hükümleri nedir? Beden, ruh, dünya, ahiret, hak, batıl gibi tümünü barındırıyor. Sakın ola bazıları hoşuma gitmedi deme. Hoşuna gitmeyen nefsin tarafıdır. Gitmese de yap ki bu senin cihadın olsun. 97 ve 98. Hicr suresindeyiz ha. İnsanlar seni çekiştirdiklerinde, yani senin aleyhinde bulunduklarında söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Yani ne derler diye yaşama. Abi bu ayet sanki biraz size baktı yani. Aynen. Şey. Evet doğru. Bayağı. Hepsi bana bakıyor, mahsetin bana bakıyor. Aynen. Ne derler diye. 99. Söylediklerinden bak. Hakikaten bakıyor. Bir de bakayım kendime. Allah Allah. İnsanlar seni çekiştirdiklerinde niye dedi ya, niye dedi, böyle yaptı. Söyledikleri, yani senin söyledikleri yüzünden canının sıkıldığı muhakkak ki biz de biliyoruz diyor Allah. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et,
secde edenlerden ol. Noktayı ya. 99. İmanlı girebilmek Müslümanın zaferidir. Yani ahirete. İmanınızı korumaya, kollamaya gayret et. Ölümden ürkme. İmanına mukayyet olamamaktan, zevalinden kork. Ölümden değil, imanını zevalinden kork. Nah suresi. Daha önce de epey bitirmiştim, onun için hiç bitti. Bundan sonra okuyacağım ayetten Nah. 4. ayet. Yani hepsinden çıkartamadım. 4. ayet. İnsanın nefsi Rabbinin emirlerine karşı apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Bilincinde ve şuurunda ol, uyanık ve tedbirli ol. Böyle bir yapım var sende. Sistem var. Mesela uygularsak. Ya sabah namazı saat çaldın. 5 dakikada yatayım dedirten odur. Çünkü 5 saat yattın. Doymadın bir uykuya 5 dakikada doymayacaksın. Yani kafasına saatin tepesine basıp 5 dakika sonra kalkacağım demek, kılmayacağım demektir. Bu bitti. O namaz bitti. Ezan bunu normalde burada ele geçmiyorsun. Nasıl bunu söyledin bunu? Yani işare bana mı söylüyorsun? Yani? Evet, biraz önce sen geç geldin. Çünkü burada diyor ki biz onu bir süre yarattık, sonra diyor Rabbisine diyor hasım oldu diyor. Evet, Rabbine hasım oldu diyor. Bir su damlasına yarattık, aslını unuttu. Nas suresi 4 bu. 4 yani. Ha. Bir de meal farklı ya. İnsanın nefsi, yani sistemi, bir damla suda bak onu şey yapamadı. Nefsi diye geçer o. İnsanı yarattık deyince nefsini yarattı. Bedenini yarattı. Ha. Emirlerine karşı apaçık bir muhalif olup, muhalif çıkmış. Burada hasım diyor. Hasım bak. Bilincinde ve şuurunda ol, uyanık ve tedbirli ol. 6. ayet. Hayvanların davranışlarından ibretler, hikmetler ve dersler çıkartmaya bak. Çünkü onlar fıtratların tefsirlerinin açılımlarıdır. 11. Mevcudatın kendisi ve tabiat olaylarından ibretler, dersler ve düşünce malzemeleri çıkartın. 12, 13, 14, 3 tane ayeti hulasaladım ama çok acayip bir şey, ahkam çıktı bu. 13, 14, 12, 13, 14 ayeti bakın çok uzun bir çıkarım oldu. Sonra biraz içini çıkartmak zorunda kaldım. Yarım sayfa külliyat gözüyle. Diyor ki, mevcudattan aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Mevcudatın zahiri hareketlerinden aklının kullanılmasını isteniyor. Yeryüzündeki yaratılmalardan ölüleri diriltmede rengarenk farklı farklı yaratmalardan da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibretler vardır diyor. Düşünen ve taşınan insan düşüncelerine malzemeler oluyor. Kainattaki hadiseler. Bunlar düşüncelerini aktif ediyor. Yemeye, istifade etmeye vesile olan denizden de onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Buralarda insanın Allah'a yakınlığını ve şükrünü arttırma zemini ve malzemeleri oluyor. Netice şu, şimdi netice okuyorum. 12. 13. 14. ayette külliyatta bakın ne diyor gözüyle. Varlığın birbiri içinde hikmetli hareketlerinden akla malzemeler, aklın melekelerimiz gelişiyor. Meleke maliklerimiz gelişiyor. Hani hoca şaşıracak. Kulâzı bi rabbin nas
terkleri çoğalt. Rububiyete karşı kendini çıkartma. Meale gidersen bunu bulamazsın böyle bir şey. Melikines Allah'ın rububiyetine karşı ubudiyetini takın. Yani insan üç cet aynedardır diyor. İnsan penceresinde. Aç, fark, noksan, kusur devlükte edecek. Bu kulezi bir Rabbinaz. Melikinas, malik olduğunun meleke malikiyetlerinle aynedarlık yap. Nedir o? Cüz-i irade, ilim, kudretin verilmesiyle aynedarlık yapmak. Bu melikinas. İlahinas, esmayı anlamlandır. İlah, kerim, latif, bu esmaları insanın zahirine ne kadar esma var? 70'ten ziyade. 70'ten ziyade. Evet. Nebatatta 20'den ziyade esma var. Kulazı bir Rabbinaz, hayatından bazı şeyleri çıkartırsan, yoksa hasta adam, cinli hasta, psikoloji hasta, bu sureler okunuyor. Bu sureleri okuyorsun ama hayatında birilerini çıkartmadın. Bir şeyleri terk etmedin. Melikinaz, hayatına bir şeyler eklemedin. Kainattaki yaratılış gayesinden zıt düşünüyorsun. Şimdi nasıl kurtulacaksın ki bu hastalıktan? Kulazı bir Rabbinaz, hayatında bazı kişileri, bazı şeyleri, bazı davranışları çıkart. Bunu nereden söylüyorum? İnsan penceresinden söylüyorum. İnsan üç cihet aynadardır. Aç, fark, noksan, kusurunu deruhte ederek aynadarlık yapmak. Bu Allah'ın rububiyetine karşı kulevzu bir Rabbinaz. Eylemsel itibariyle nedir? Hayatından bazı kişileri, bazı hadiseleri, davranışları, bazı tilakilliklerini çıkart. Melikinnas, hayatına bazı şeyleri ekle, yapmadığın şeyleri, kazanamazını yap, oruçlar, borçlarını öde, yeminlerinin kefaretini ver, vallahi gelmeyeceğim dedin, geldin 3 gün oruç tutacaksın. Melikinnas, size verilen ilim, irade, kudret gibi sıfatlara ben nasıl bu odayı tanzim ettim, Allah da kainat böyle, bunları hayatına ekle, eylemsel itibariyle hayatına bazı kişileri, bazı kitapları, bazı cemaatler, bazı şeyleri ekle. İlahinnas 11. sözde o 3. aynadarlık ilah. İlahlar nedir o? Esma-i ilahi aynadarlık oluyor. Onu fark et. Farkındalığını artır. Yani terklerinden, kazanımlarından da sıyrılarak, arkasına geçerek farkındalığını artır. İnsan olduğunu bil. O zaman erva habisen him senin gölgen olduğunu, affedersin gaytanı yediğini, idrarın içen mahluktan korkulmayacağını, cinlerin iki tane ciddi silahı var. Bir, senin cehaletin, iki, senin korkaklığın. Onları hiç kale alma. Bakın. Ya nasıl bir şey ya bu temsil? Risale'nin gözüyle böyledir işte bu. Hayatından bazı kişileri çıkartma yap. Bazı kişileri topla, bazı kişileri çarp. Çarparak çoğalt. Yani olayın arkasına geç. Çıkarımla, kazanımla olayın arkasına geç. Şerlerden öyle kurtulursun. Kulazı bir Rabbinaz 7 defa okuduk. Abi ben gene canım sıkılıyor. Ne yaptın? Kahve aynı, televizyon aynı, YouTube aynı. Televizyondaki programlarını yapıyorsun. Hayatında bir şey çıkmadı ki. Yani zaten bu sebeplerle oluyordu. Sebepler aynı. Einstein'ın güzel bir sözü var. Çoğu zaman naklederim. Aynı şeyleri yapıp farklı neticeleri beklemek ahmaklıktır diyor. Anladın mı? Bak nereden çıkarttın? Anladın mı abi? Kulazı bir Rabbinaz'ı. Şimdi netice Nas suresi 12-13-14. Bak diyor ki varlığın birbiri içinde hikmetli hareketlerinden aklı melekelerimiz gelişir. Bakarsan. Ölülerin dirilmesinden düşünme ve taşınma melekemiz gelişir. İstifade etmemiz ve beslememizden de şükür ve Allah'a yakınlığımız gelişir. Abi böyle bir şey yok. Tamam, sen olana bak. Yine devam ediyor. Ve yine yani tefekküre sevk, akledip düşünmeye, tefekkürle şükre götürür vesile oluyormuş. Bu kainatta üç tane şey söyledi ya, diyor ki kainattaki bu olayların hareketlerinden aklına malzeme yap.
Akli melekelerini geliştir. Kainatın hadiselerine bak. 2. Ölülerin dirilmesinden düşünme ve taşınmaya malzeme çıkar. Kainattaki nimetlerden istifade ve beslenmende de Allah'a şükür ve yakınlığını arttır. Yine ne diyor bu ayetlerde? Diyor ki aynı ayet değil. Tefekküre sevk ediyor. Hareketlerden. Ölülerin dirilmesinden akledip düşünmeye sevk ediyor. İstifade ve beslenme ayetlerinden de tezekkürle şükre götürüyor ve vesile oluyor. Hem yine başka bir noktaya nazar gene, kainatın hareketinden zihni kullanarak adım adım varlığın gizli anlamlarını fark etme, kavrama faaliyeti olan tefekkür malzeme oluyor. Ölülerin dirilmesinde ise görülmeden görünmeyene, bak şey görünenden görünmeyene intikal etme, iz sürme, etrafındaki olayların ve hadiselerin ahiretin üstünü açmaya vesile yap. İstifade etmeniz için ve beslemeniz için verilen o gıdalardan da hayvanlardan ibret ve ders almaya, iman ettiğin şeylere içsel yakınlığını kazanmaya gayret et. Mehmet öyle öyle bakıyorsun ama ne yapalım, o kadar anlatabiliyorum. Yani 3 tane ayet var. 12, 13, 14. Bu 3 ayeti topladığımız zaman geneli şu kardeşler. 1. Allah Kur'an'da insan şu kainatın hareketine nazarı çeviriyor. Bunlar aklı melekelerini geliştir diyor. Aklı olanlara. İkinci bir orada ölülerin dirilmesine bakarak neyimizin çıkmasını istiyor? Düşünme ve taşınma tarafımız gelişmesine sebep oluyormuş. Yeme içme ve beslenme ile alakalı olan bu ayetlerde bizi şükre ve Allah'a yakınlığımızın artmasına vesile oluyor. Yani kainattaki hadiseler diyor tefekküre, ölülerin dirilmesinde akledip düşünmeye, akleden etmezler. Ben Kur'an'ı taradım. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ya akılun, takılun, efele tefekkürün, efele tedebberün. Ne kadar da az düşünüyorlar. Düşünmez misin? O kadar var ki. Ya bayılıyorum ben böyle ayetlere ya. Bayılma. Yani acayip ediyor ya. Hani Karl Marx'ı duman ediyor. Alacağım sorunu. Diyor ki mesela din bir afyondur. Körü körüne diyor taklitçiliği ve uyma emrediyor. Lan tam tersine ne kadar da az düşünüyorsunuz. İman etmenin şartı la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah Muhammed'e. La ilahe illallah. La ilahe. Yani reddet. Kabul et demiyor. Adam diyor ki körü körüne kabul ediyor. Tam tersine imana girmenin birinci yolu terk vardır. Bak bakayım ilah olacak. Hangisi bundan bu sayın? İlah olabilecek mi? La ilahe. Bak terk bunlar. Eleştiri var. Eleştiri. İlah. Bak bu Allah olacak, Tanrı olacak, sana merci, kaynak olacak bir şey mi? O mudur şimdi bu? Bak bakalım diyor. Söyle. Yani surelerde nimetleri zikrediyor, hadise zikrediyor, en sona akla havale ediyor. Evet. Üstad da bunu Hutbe-i Şami'de bunu nazara veriyor yani 26'da. Yani bir ayetlerin sondaki fezlekeleri. Fezlekeli. Düşünmez misiniz? Evet. 25. sözde de fezlekeli. Falan vesaire. 22. ayet. Hangi sürenin? Nahl suresi. 22. Ahirete inanmayanların kalpleri katıdır. Olur mu ya, bu Alman çok yumuşaktır falan bak. Ben bilmem. Makinenin sahibi söylüyor. Yani ona göre tedbir alacaksın. Zahirine bakma kişinin taş gibi kalpleri olmakla beraber küstahlardır. Ulunup taslarlarmış. Buldun mu Mehmet? Buldum. Ya bak ne güzel bir ders verdi bak. Mesela sen geldin, İçtimayet'te öğretmensin. Ahiret inanmıyor mu? Kalpleri budur kardeşim. Lamıcım yok. Lazcası, Türkçesi, Arapçası, Kürtçesi bu. Ahiret inanmayanın veya inanacağız olanın bir kalpleri katıdır. Zahirine bakma kişinin taş gibi kalpleri olmakla beraber küstahtırlar ve ulunup taslarlar. Gör, ha bak, abi nereden biliyorsun? Bu böyledir. Makinenin sahibi böyle demiş. Maddein Allah. 27. ayet.
kendilerine ilim verilmiş olanlar, he kim? Dünyadayken hakkı hak olarak tanıyıp gereğince hareket etme basiretini gösteren ve bu yüzden inkarcıların alay, hakaret, saldırmalarına maruz kalmalarına müminler ve peygamberler aldırmayın, aldırmazlar diyor. Yani sana saldıracaklar, aşağılayacaklar. Öyle alçaklık kompleksini itecekler. Sen sakın ha ne derler diye, ne yaparlar diye şey yapma, haktan geri durma. El menfi hareket yapanın biliyorsunuz başı İbrahim Aleyhisselam'dır. Gitti 300 küsur tane putu kırdı, en büyük putun yanına bu yaptı diye baltayı astı. Menfi hareket o yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ubey bin Halef'i Bedir'de değil mi? O Bedir'de ben şu, bu burada geberecekti olmadan meydana gidiyor. Şur ben de Ubey bin Halef'i burada geberteceğim diyor. Musa Aleyhisselam da bir yumrukla adamı taktı, öldü, şey yapıyor. Ustad peki kaç sene savaştı Ruslara karşı? 2 sene. He? 2 sene. 1915'te değil mi? 1914. 14. 15 olmadan bütün talebeleriyle de bir şey anlatacağım. Bitlis'te savaşmadı mı Ruslara karşı? Gönüllü alay komutanı değil miydi? Evet. Peki savaştı. Sizce hiç kimseyi öldürmemiş midir? Öldürmüştür. Rus öldürmemiş mi? Öldürmüştür yani. He. Hadi öldürmedi. Talebeli öldürmedi mi bu konuda? Bütün talebeleri savaş meydanına döktü. Menfi hareket yaptı. Beyazıt meydanında Ayasofya Camisi'nin önünde 50 bin insanı tutuk atmadı mı? Ama menfi hareket yerinde olmuş olmuyor mu? Harika işte. Ben onu demenizi bekliyorum. Ne menfisi? Yerinde olacak. Ne söyledin Hasan abi? Bilmiyorum. Hani üstad diyor ya, menfi hareket harice göre istimal edilir. Dahile müsbet hareket. Üstad da zaten dahile müsbet. Harici de menfi yaptı. Menfi değil arkadaşlar. Hepsi yerinde haktır. Yanlış olan şey yerinde olmayan şeydir. Peki 30. ayet. Müslüman olmanın dünyada iki nokta üst üste statüsü, onuru, İslam'ın gereği gibi yaşamanın dini ve ahlakı, hayatın ruhlarda meydana getireceği huzur, mutluluk, gönül ve zihin aydınlığı gibi dünyevi güzellikleri varmış. Anladınız mı? Görüyor musun bak? Bir de okuyayım. Bulamazsınız hakikaten böyle bir şey ya. Oğlum ben de şimdi yazamam bunu ya. Ancak o hapishan psikolojisinde olur. Bir de okuyayım. Müslüman olmanın dünyada statüsü, onuru neymiş? İslam'ın gereği gibi yaşamanın dini, ahlakı, hayatın ruhlarda, dini ve ahlakın hayatımızda ve ruhlarımızda meydana getireceği bir huzur, mutluluk, gönül ve zihin aydınlığı gibi dünyevi güzelliklerdir. Bu da adeta imanın sağlaması gibidir. İmanın doğru olduğuna delil nedir? Dünyada huzurlu yaşatmasıdır. Kanseri, ölümü yorumluyor. İman yoksa hadi kanseri yorumla. İman yoksa ölümü yorumla bakalım insan o sıkıntıda çıksın hadi. İmansız çık bakalım olayın arkasına geç bakayım. İman ölüme, Müslüman ölmüyor diyor, teris oluyor diyor. Kafir ölüyor. Yuhyi ve yumiyt. Yani hayat ile faniye geliyorsunuz diyor. Mevt ile bekaya geçiyorsunuz. Hangisi kalitelidir? Bunu sana iman söylüyor. Dünyada da ferahlığı yaşatmasına sebep bu da imanın sağlamasıdır. İman acaba, iman etmenin doğruluğu nedir? Dünyadaki neticesidir. Senin bak olayın arkasına geçirip olayın altında ezilmiyorsun. Oklavanın altındaki hamur gibi olmuyorsun. Hadiselerin arkasına geçmene vesile oluyor. Bu da imanın sağlamasıdır. Ben sağlamayı çok seviyorum. Ya iman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse hususi bir cennet ondan çıkar. Evet. Allah buna şahit olsun benim hayatımda cennet gibi. Şu anda öyle huzurluyum ki 3 tane buhran geçiren adamı bu göle atın. 3'ü de rahat huzurlu çıkar biliyor musunuz? Çünkü sabahtan beri resmen çalışıyor. Bak kadere iman olmazsa diyor hayat dünya ve saadeti mahvolur. Mahvolur. Hani bir havuz düşün içimi. Adam atın böyle. Deşet içine 3 tane adam atın, rahat huzurlu adam çıkar dışarıya. 3 tane. Ama her daim olmuyor. Elhamdülillah. Yani imanın sağlaması bunlar. İmanın güzelliği için anlattım bunu. 34. ayet. İnkarcıların ve gafillerin sonunda yaptıklarının
kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Diyor. Ama böyle turistler geliyor Avrupa'da falan. Mutlu gibi gözüküyorlar. Niçin biliyor musun? Sıkıntısını bastırmak içindir. Bu yapmaları bunu bastırmak için. Yani korkan adam şarkı türkü söylemesi gibi. Ben var ya köyden yaylaya bir şey merze var. Merzeye sığırları otlattık, bağladık. Akşam okundu. Yatsıya doğru. 5-6 yaşında çocuksun. O gündüz bile ormandan geçmek zor Karadeniz'de. Akşam namazı okunmuş. Bir saatlik merzeden köye ineceğim. Çok başıma çocuk. Ne yapacağım ben ormanların içinde? Zaten gündüz geçemezsin ya. Yani yabancı giremez yani ormandan. Biz alışkınız. Gene çocuk da 5-6 yaşında yaptıramam. Korkuyoruz. Peki nasıl bastırıyorum? Böyle vadili ya inişti çıkıştı. Karşıdaki tepede sanki dayı amcam var. Hey dayı! Hey! Tamam! Hey! Geliyorum! Yani uzaktan bakan ne diyor? Vay be çocuğa bak ya. Dağ başına geçirmiş ya. Şu cesarete bak. Ama bir bak bana sor. Donum pislenmiş ya. Kusura bakmayın ama. Korkumu neyle bastırıyorum? Ses de tamam basit şarkı türküyle. Bunu bastırıyor ya. Öyle onlar yemezler. Çünkü 23. sözde söylüyor değil mi? Açı gösteren gururun ile şeyi fakri gösteren kibrin ile halka kendini müdhike alay ediler hale getirdin diyor. Hatırladınız mı? Hatırladım. Acizi gösteren gururun ile fakri gösteren kibrin ile. Böyle aciz olduğu için gururlu da onu bastıracak. Sen hiç belediye başkanı jop alıp da simitçiyi kovaladığını gördün mü? Böyle bir ihtiyacı var mı ya? 36. ayet. İman edenlerin iman etmelerini kolaylaştıran ilahi hakikatler karşısında iyi niyet ve ön yargısız tutumları sayesinde Allah'ın hidayetine mazhar olmuşlar. Vay be, iman niye verilmiş? Ön yargı olmadığı için. Ey Allah'ım, ben sana iman edeceğim ama sen bana bunu verir misin demedikleri için. Bir de okuyayım. İman edenlerin iman etmelerini kolaylaştıran ilahi hakikatler karşısında iyi niyet ve ön yargısız tutumları sayesinde Allah'ın hidayetine mazhar olmuşlar. İnkar edenler ise Mekke putperestlerinin yaptıkları gibi daha baştan peygamberler ve vahyi karşısında inkarcı, inatçı, uzlaşmaz tutumları sergilediler. İnsanı ilişkilerin temelini de böyle yaptılar, berbat ediyorlar. İnsan ilişkilerin temeli de böyledir. Bunlar imansızlar. Nasıl biliyor musunuz? Bak. Bir, inatçı uzlaşmaz halleri vardır. Öyle he bakma. Onlar sen onlardan olmadıkça diyor. Cenab-ı Hak değil mi? Başka ayetinde. Sen o Hristiyan, Yahudiler Avrupalaşacağız, onlarla dost olacağız. Olamazsınız diyor Allah. Makinanın sahibi öyle diyor. Sen onlardan olmadıkça, dinini terk etmedikçe onlar asla size dost olmaz diyor. 37. ayet. Hak etmediğini hak dava etme. Öf. Hak etmediğini hak dava etme. 41. Maddi ve manevi zulme uğruyorsan Allah için hicret et. 42. Allah için güçlüklere katlan ve Rabbinize güvenin. 43. O kanunun ve işin ehlisi değilseniz onu konuşmadan ve yapmadan önce ehillerine meşveret edilmesin. Eğer ehillerini de bulamıyorsan istihareye yatılmasını, en sonunda kalbinin ve vicdanının temayülatına uyulmasını, aklına değil kalbe hizmet makamına getir aklını. Demek ki bir şey karar vereceğin zaman süreç bu. Bir daha okuyayım. Bir şey karar vereceksin. Sırayla şu. O kanun ve işin ehli değilseniz, o konuşacağım yapan işi değil misin?
Kardeşim konuşmadan, yapmadan önce ehillerine meşveret et. Abi ben Sibirya'dayım, hapisteyim, ehli yok. O zaman ne yapacaksın? İstihare namazını yatacaksın. İstişare varsa istişare, meşveret. Yoksa istihare. İlk önce aydınlık alemine, sonra karanlık alemine geçiyorsun. İlk önce yaşayanlara, sonra ötelerden soruyorsun. İstişare yaşayanlardan, ehilleriyle. Onları bulamıyorsa istihare ötelerden. Onu da böyle tam karar veremiyorsan, çapraşık gidiyorsan, ne güzel demiş peygamberin hadisiyle bağlıyorum. Aklınızla kalbiniz çatışıyorsa kalbinizdeki meyli tercih edin. Koca bir namaza bile 3. rekat mı 4. rekat mı? Kalbinize 3 geliyorsa 3 kılın, sonunda seyf sezis yapın. Kalbinize 3 mü 4 mü 4 geliyorsa meyil fazla, 4'tür galiba diyorsan 4 olarak kılıp seyf sezis yap. Kalbinize deseniz ki 3 mü 4 mü, vallahi kalkıyor ki ben de senin gibi gafilim, ne 3 ne 4 en azını alırım diyor. Namazı bile böyle kalbi meyline bina edilmişse dünyevi işlerde akılla kalp çatışınca, ama aklı bir şeyse, neticesi belli, mayen belliyse o aklı seçeceksin. Akıl da akıl olmaz. Ben sana ne fetva verirse versin, sen dön diyor, içindeki müftüye sor diyor. Evet ya. Yani hadis-i şerif de böyle mal olarak buyurdu. Evet, evet, evet. Mesela adam fetvayı alıyor, bir de bana soruyor. Niye soruyorsun bana? Sen sormadın mı? Sordum dedi. Kime sordun? İslamiyet'te siteleri var böyle. İslamiyet'te dinimiz İslam var, İslam sorularla İslamiyet, sorularla İslam böyle. Sordum, sordum. Çıktı. Peki daha bana niye soruyorsun dedim. Ya vicdanım rahatsız gene dedi. Vallahi bana da sorma. Çünkü bana da ne alırsan cevabı gene al. Sen neyi gösteriyorsa vicdanın ibre onu yap. Tamam abi dedi. 44. Peygamberler ve onun her mertebedeki takipçileri Kur'an'ın emirlerini sözlü, fiili ve yaşayarak içeriğini göstermeleriyle de vazifelidirlermiş. Kimler? Peygamberler ve her mertebede onu takip edenler. İlmi kelam mı, hadis mi, akaid mi, itikat mı? Onun takipçileri var. Onlar sırf Allah Resulü ve Kur'an'ın ilmi değil, ilmiyle beraber yaşayarak göstermeyle vazifelidirlermiş. 47. Hak edenlere Allah kalplerine felaket korkusunu hak edenlere, hak edenlere Allah kalplerine felaket korkusunu salar. Ama Müslümanlara Allah şefkat ve merhametli değil, çok Allah Müslümanlara şefkatli merhametli değilmiş. Nedir ya? Çok şefkatli, çok merhametliymiş. Onların kalplerine de ne salarmış? Felaket korkusu. Ne kadar böyle fasık olursa o kadar hayat perest oluyorsun, o kadar aman deprem, aman ha mikrop, aman ha, aman ha çekat yaptıralım, bilmem ne yapalım, aman ha dikkat edin. Felaket tellalı ya. Allah kalplerini sağlamış işte. Niye hak ettin ya? Bu zamanın hastalığı mı bu? Hastalık. Yani işte umumi mesela televizyon ve videolarda, televizyon, internette, YouTube'larda dolaşıyor. O abi bana bir şey olmaz. Ne oldu sana? Neyse fasık günah işte işte ya. Haberi bile kadın sunuyor. İşte ne yapıyor onu? Felaket tellallığı yapıyor. Mesela geçen haberlerde Bingöl'de bir fabrikatör 100 kişiyi doyurdu ve giydirdi. Haberi yapmıyor. Antalya'dan Mersin'e kalkan bir sineğin kanadının kırıldığını haber yaptı. Misal. Yani felaket tellallığı yapıyor demek istiyorum. Ha sen böyle muhatap olursan kalbine korku salar. İşte o işte ceza. Bak ölüm korkusu, aha kanser miyim, aha şu olur mu, aha deprem, aha olacak, aha oldu, olacak, oldu, olacak. Ne uykun kaldı, ne psikolojin kaldı. Bu kalbine salınmış. İşte güven kalmayınca böyle oluyor. 51. Mesela felaket tellalları kimdir? Konuşanlar. Oo böyle olacakmış, böyle olmayacak, duydun mu bilmiyorum. Hiç sakın konuşmayın, vatlayın o adamı. Sus lan kardeşim. Felaket tellalı.
Gördüm işte. Gülüyorsun ama Türkiye'yi bilmiyor musunuz dedi. Yok. Ya Türkiye'nin gerçeklerini bilmiyorsunuz. Yok gerek yok dedim. Biz bilmeye gerek yok yani. Biz limana girmişiz. Yani dışarıda dalga var. Tamam mı? Takip edin abi. İstansız o duruma düşüyor. İstemiyor. Paşa arzun bilir. Fena. Haberleri takip ettin mi hiç şansın yok. Hiç şansın yok. Sanki Kur'an söylemiş. Haber dedi bitti. Ne iftiralar yapıyor, ne gıybetler yapıyorlar. Sen de inanıyorsun. Sen de ona göre, verdiği malzeme göre düşman oluyorsun veya bilmem dost oluyorsun. Allah düşmanlarına da düşman oluyorsun. Düşmanlarına da dost oluyorsun. Hadi bakalım ceremesine iman gidiyor. 51. ayet. Allah şu halde yalnız benden korkun diyor. Allah diyor ki benden korkun, kanserden korkma diyor. Benden korkun diyor, depremden korkma diyor. Peki bedeli nedir? Diğer ayette okumuştum geçti. Allah'tan korkmamanın hakkıyla korkmamanın bedeli diyor. Allah'ın dışında şeylerle Allah senin kalbine korku salacak. Korkuyorsun, kanserle korkuyorsun, ölümden korkuyorsun, depremden korkuyorsun, fakirlikten korkuyorsun. Anlarsan karı beni terk edecek, eşim beni terk edecek, aha çocuğum ölecek. Onlarla korku, korkulmayacak şeylerle korkuyorsun. Korku salıyor işte kalbine. Ya, haf olata lezzet vardır diyor ama halktan haf diyor, elin bir beladır. Ya, mektubatta değil. Ya, 24. sözde muhabbet bahsi var. Evet, ya. Orada da bu şeyde de var. Evet, muhabbet bahsi. Belalı bir musibettir diyor. Evet ya. Yani Allah'tan korkmak lezzetlidir. Allah'ın dışında şeylerden korkmak neymiş? Elim bir beladır. Elim bir beliye beladır. Elim. İziyor böyle oklavun altındaki hamur gibi. Allah'tan korktun mu? Allah korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail ediyor. Dua ediyoruz. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail ediyor. Allah'tan korktun mu? O kalbe lezzet koyuyor. Korku lezzettir. Bir de antika bizim diyor ya, yani hafullah'ta lezzet varsa diyor yani Allah'tan korkmakta. Ya sevmekten o. Sevmekte nasıl diyor, kıyas edilmez diyor yani. Hafullah'ta lezzet işte, çocuğu misal veriyor değil mi? Bir yaşındaki çocuğu diyor, annesi tokat vursa elim alır ama annesi vuruyor, annesinin sinnesine gitme lezzet alıyormuş. Sinir. Peki, 52. ayet hangi suredeydi? Nahl. Nahl suresi, Nahl suresi 52. ayet. Allah'tan başkasından korkma. Tamam okuduk. Yo 51 neydi? Şu halde yalnız benden korkun. 52. Allah'tan başkasından korkma. Yani Allah'tan başkası ne olabilir? Ölümdür, kanserdir, parasızlıktır. Allah'ın dışında her şeyden korkma diyor Allah. Benden kork. Benden korkunca korktuklarından emin edileceğim diyor. Ondan sonra 54. Sıkıntıdayken Allah, sıkıntı gidince şirk koşmayın. Sıkıntıdayken hemen Allah Allah tesbihler. Sıkıntı gitti, hastalık çıktı, hastaneden çıktı. Ardından bir şeşbeş atalım. İşimiz bitene kadar. Evet. Bizim Karadeniz'de bir laf var. Şeyi. Diyor ki güzel, o zaman araba yolu yok. Yaya gidiyorlar. Tabii yağmur gelince ağacın altına. Güzel havalarda ağacın altına pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Bakarsın, tövbe tövbe. Bakarsın bu Allah'ıyla aran iyi olsun, sana lazım olur. 55. Hele hele mukaddes şeylere nankörlük etme. Manevi istifade ettiğin yerlere nankörlük etme. 58. Çocuklarınızın cinsiyetinde sakın isyanı, reddi ve memnuniyetsizliği ifade eden yüzünüz mosmor olmasın. Ya erkek istiyorum ya. Ya bu sakat geldi ya. Sakın ha diyor. Çocuklarınızın cinsiyetinde sakın isyan, red, memnuniyetsizlik ifade eden yüzünüz mosmor olmasın. Neler demiş ya. Yani şimdi şeyde bir durum var da. Ya bugün gördüm. Adam şeyini şöyle lanse ediyor.
diyor ki çocuklarınızı diyor cinsiyetsi yetiştirin diyor. Tövbe estağfurullah. Yani acayip şu anda çok ciddi bir şey var yani böyle abi. Bir, özellikle cinsiyet manasında. Tövbe estağfurullah. Oysa yani küçük çocukların mahrem yerleri büyükler gibidir. Onu koruyun ki öyle gelişsin. 60. Ahirete inanmayan veya oraya uygun yaşamayanlar ifade bile edemezler. İnsanlar onları kötü sıfatlarla anarlar. Bir daha bak. Ahirete inanmayan veya uygun oraya yaşamayanlar ifade bile edemezler. İnsanlar onları kötü sıfatlarla da anarlarmış. Böyle insanlar. 61. Hiç kimseye istisna hariç belirlenmiş mühlete kadar suçları için ceza verilmiyor. Çünkü o zaman dünyada insan kalmazdı. Yani suç yaptı pat diye ceza veriliyor. Yok. Tayin edilen belirli mühlete kadar onlara zaman veriliyor. İstisna hariç. Suçlarından dolayı hemen ceza verilse hem sır bozulur hem insan kalmazdı ve insani özellikler ortaya çıkıp gelişmezdi. Hani eski kavimlerde de vardı ya, hani Rabbinin vaat ettiği o bela musibeti getirsin, ısrar ederlerdi ama Allah vermezdi. Sonra ansızın onları yakalıyordu. İnsan sırrı bozulurdu. Aa, adam inkar etti, bugün kafasına taş yağdı. Aa, ahiretin inkar ettin, hemen orada öldü. Olsaydı. Buna benzer şeyler oluyor ama gene bir sebebe bağlanıyor. Bizim dersimiz ne yani bunu? He? Bizim dersimiz ne? Bizim dersimizde ne olabilir? Mesela insan acayip bir şey, zayıftır ya. Yaptığımız şeyler var ya, gene böyle sıkıntı başımızdan eksik olmuyor. Şu oluyor, bunu hizmet ediyoruz. Ya ihtilaf oluyor, bilmem. Ya bunlar, ben niye sıkılıyorum? Evrat okuyorum. Oluyor işte. Niye olmuyor? Yani böyle istediğimiz bir hayat olmayınca hissi bir acaba sakın deme. Ya sakın deme. Onun için o. Yani sana bu şekilde geldi mi? Bak. Adam namaz kılıyor. İbadet ediyor. Musa Aleyhisselam geçerken, ya Musa nereye gidiyorsun? Tur Dağı'na gidip Rabbimle görüşmeye gidiyorum. Bir sorsana Rabbine benden razı mı? Çoban olan değil bu, çiftçi. Dönerken adama diyor ki, Rabbin dedi ki on boşuna ibadet etmesin, ben ondan razı değilim. Ne yapardın böyle bir şey gelseydi sana? Herkes sorsun. Ne yapardın? Namazı terk eder miydin? Neydi? Mehmet Emin. Hafız. Bildiğimiz için yapmazdın da. Ama yani Allah dese ki, peygamber ya, Ulu'l-Azm peygamber. Boşuna yapmasın, ondan razı değilim. Mesela bir yer var diyor, senden başka kapı yok ki gideyim diyor. Hı. Şimdi evet. Namaz kılmaz ama nereye gideceksin? Adam ne yaptı? Hiç. Onu hiç şey yapmadı, nazara almadı. İbadetine devam etti. Bir daha her ay gidermiş. Bir daha giderken hiç şey yapmadı, sormadı. Rabbi dedi ki, ya Musa o diyor, o, oradan geçtin ya dedi. O adama hiçbir şey demedi ya. Ona söyle, onun imtihanı oydu, ondan razıyım. Allah fikrini değiştirmiyor. Onu ona imtihan etmişti. Peki ne yaptı burada, ne mesaj veriliyor? İşini yap, kendi işini, Allah'ın adetini, Allah'ın davranışlarını sorgulamana vesile yapma. Yani ya Rabbi ben bunu yaparsam sen bunu yapar mısın? Musa, İsa Aleyhisselam'a demiş ya şeytan, şuradan atla bakalım, Allah bak seni öldürüyor mu öldürmüyor mu? İsa Aleyhisselam ne diyor? Abe melun diyor. Kul Rabbini tecrübe edemez. Ben bunu yaparsam sen bunu yapar mısın? Ama Rab kulunu tecrübe eder. Bizim azami cihat diyor. Evet. Biz Celaleddin Hazretleri. Aynı kanun. 62. Hoşlanmadıklarını Allah verdi, yaptı derler. İyi şeyler oldu mu biz yaptık derler ve çok yalan konuşurlar. Talebe gibi. Kaç aldın lan? 7 aldım anne. 7 aldım. Kaç aldın? Kaç tane yazılın? 3 verdi anne. Öyle. Evet, 3 verdi. 3 vermiş.
Ne diyor? Hoşlanmadıklarını Allah verdi, yaptı derler. İyi şeyler oldu mu Allah makine gitmiyor mu? Biz yaptık derler ve çok yalan konuşurlar. Hayırlar Allah'tan. Şeyler kendine. 64. Sıkıntılarınızda aranızda Kur'an-ı Hakim, bak aranızda sıkıntı olacak ya. Sıkıntılarınızda aranızda Kur'an-ı Hakim ve rehber yapın. Ayrılığa düşmeyin. Kur'an'ın ve peygamberlerin sünnetinin hakemliğine kanaat edin. Onu da yapamıyorsan Kur'an sünneti, onun takipçileri var böyle halis, ilmiyle amil olan, ilmiyle amil. Onun meşveret edin, o meşveretine kanaat et ve uygula. 65. Nasıl ki gökten inen su, ölü toprağa hayat verdiği vesile olduğu gibi, sen de ölü gönüllere, ümitsiz ve aşksız gönüllere su olmaya bak. 66. Kan ve fışkı içinde temiz, beyaz ve mukaddis sütten çıktığı gibi, sen de bu hüsranda olan asın insanlarına süt gibi ol. Bak o ayette ne çıkarttık, anladık mı abi? Kan ve fışkı içinde bulanmadan, bulaştırmadan mugaddi beyaz sütü çıkartıyoruz. Psikolojiye bakan tarafı. O abi ne alakası var? Tamam kardeş, alakası yok. Kan ve fışkı içinde temiz, beyaz, mugaddi sütten, sütün çıktığı gibi sen de, yo abi bu kadar olumsuzluklar, bu kadar sıkıntı içinde bu olur mu? Allah kan ve fışkı içinde bulandırmadan, bulaştırmadan hayatiyete vesile olan sütü çıkarttı ve indiriyor. Sen de bu husranda olan asın insanlarına bu kadar hadiseler, olumsuzluklar içinde süt gibi ol. Besleyici ol. Adem-i Mürşid koyun olmalı. Ya, kuş olmamalı. Kuş olmamalı. Kuş çiğnediğini verir, koyun hazmettiğini verir. Sahipleri mesela abi Rusya'daki o kanla değil mi? Komünizm vermiş olduğu kan değil mi? O kadar insan öldürdü. Ya. Türkiye'deki de o Deccal de o kadar fışkı, pis olan. Ya. İkisinin arasında değil mi? Evet. İsa'nın gibi bir şey çıktı. Çıktı evet. Tertemiz ulaştı. Ya. 66. ayet. Arılar gibi, kayalarda odunlar gibi gönüllere petek kur. Bak görüyor musun? Bak ne çıktı görüyor musun? Bir daha. Hayret etmenizi istiyorum. Arılar ne yaparmış? Kayalarda, odunlarda petekle kurarlar ve bal imal ederler. O zaman arılar gibi, kayalarda odunlara, odun gibi, kaya gibi, odun gibi gönüllere petek kur. Bal üretmeye çalış. Bal verme. Balı orada üret ve üretmeyi öğren. Allah'ın adetullah kanunlarına uy ve göster. Böyle şeyler çıkıyor. Görüyor musun? 71. Allah'ın verdiği nimetleri paylaşmayı öğren. Paylaşılmayan nimet için ne diyormuş? Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Diye soruyor Cenab-ı Hak. Bana verdiği bir nimeti. Sizinle nasıl paylaşmayacak? Bana mı vermişti? Belki benim üzerimden Resul'e gönderecekti. 72. Nankörlük yapmayın. 74. Sırayla atlıyoruz. Her ayetini çıkartamadık. Allah'ı hiçbir şeye benzetmeye kalkmayın. Sonra da Allah'ı öyle inanmaya başlarsınız. Fiillerine, sıfatlarına benzetme yapın ama asla zatına benzet yapmayın. Mesela ben bu odayı yaptım ilmimle. Allah da bu kainatı ilmiyle yaptı. Bunu benzer. Hani kıyas. Ama Allah'ın zatını sakın kıyas etme. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Sıdık Efendimiz'in filmleri falan oluyor. Böyle şeyleri seyretme. Çünkü bu Hazreti Ömer'in resmini o şeyi görünce insanda bir o verdiği o kutsiyet aleminde yıkılıyor ya. Çok berbat oluyor insan. Yani mutlak oldukları için devamlı bizi besliyor manen. Ama böyle bir insan şeyine, sülüyetine indi mi, o besteciliği
gidiyor. Yusuf Aleyhisselam, böyle bir adammış, baktı kaç yıldır yakışıyor. Maneviyatını temsil edebiliyor mu film? Hazreti Ömer'in yaymış olduğu şua, sirayet ve nur, insiba, inikası yapabiliyor mu? Yok. Süliyet. Süliyetsiz olursa o zaman kışır olur. Ben onlardan uzak duruyorum o film. Yani yanlış değil ama hissiyatıma zarar olur diye. Günah değil. Çocuklara film seyrettireceğini onu seyrettir de. Yani seyrettir de. Hani böyle bir şey de bil yani. Hani çoğu insana duyarsın. Ya vallahi bir kutsiyetim kırıldı ya. Diyorlar. 82. ayet. Bu Nas suresini okuyunca keseceğim. Oo çok uzun. Ne okuyor? Bir yaprak var. O zaman bir yaprak şöyle sayfa okuyayım keseyim. 82. Peygamberlere ve varislerine sadece açık seçik duyurmaktan başka ilk etapta vazifeleri yoktur. 83. İnat vasatı, bak inat vasatı çok büyük nimet için eğer bu sıfatını isyanda, küfürde kullanırsa vay haline. İnat vasat için nimet. Ama inkarda kullanırsa vay haline. Ne? İnat. Kimde vardı en fazla inat? İnat kimde vardı? En öne çıkan kimdir inatta? Keçi inadı. Kimin inadı? En çok meşhur kimdi? Onunla hiç ne Kur'an'da ne hadiste ne Müslümanların dilinde hiç eksik olmayan birisi var. İnadı en zirve olduğu için. İfratta olduğu için. Ebu Leheb mi? Hayır. Cehil. Daha öncesi. Şeytan değil mi? Yok. Papuça giydirmiş o inatı. Şeytanda da bir şey değil. Peki kibir kimde? Kibirin temsilcisi kimdir? Kur'an'da. Firavun. İnadın temsilcisi kim? Nemrut. Nemrudane inadı, firavunane kibri. Taşlı taşlı açtı diyor. Anladınız mı? Kendileri neyse bir de insanların Allah yolundan gitmesine engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap, dünya ve ahirete bedensel veya ruhani azaplar verilecek diyor. 90. Muhakkak ki Allah adeti, ihsanı akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Fuhuşiyatı ve hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. 91. Antlaşma... Bunda nasıl bir öğüt olur abi? Mesela silah herhangi yok kardeşim. Fuhuşiyat mesela. Fahişe mesela diyelim cep telefonuyla cinsellik değil bu. Hayatta aşırı, hayatperest. Bir arabası var bir arabada. Telefon bir ay sonra, 6 ay sonra değiştiriyor. İsraf diz boyu. İsraf eden, bak şeytan tuzağına düşüyor. Sufyaniyetin 23 tane hadis var değil mi 5. şuada? 5. şuada kaç tane hadisi tefsir ediliyor? 23. Bak bir birincisi nedir? İsraf. Süfyan'ın ya kesinlikle israf eden onun tuzağından çıkamaz. 90. Ha yok. 90 okuduk. 91. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'a şahit yapmışsan. Allah kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuştuktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. 92. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Yani biliyorsunuz yünde ip yaparlarken böyle çeviriyorlardı da böyle döne döne ip oluyor ya. Bunu yaptık, bu anlaşmaya benzetiyor Kur'an. Yani koyundan çıkan yünü böyle böyle yapardı babaannem. Şöyle bir çevirirdi böyle. O dönerdi, ip olurdu. Bir kadın diyor böyle ip yaptı ya diyor. Yemin buna benzer diyor. Yemin birbirine
farklı farklı şeyleri bütünlemektir. Lifleri, farklılıkları. Bu tüyü şeye benzetiyor. Aklı, malzemelere, hissi, duygulara, bir sürü verileri. Onları iple bütüne getirip tek bir şey yapmak. Sözünden dönmek ise bunu ters çevirip eski haline getirmek, o da olmuyor. Devam ediyor. Ne acayip bir şey ya. Ne acayip bir şey yapıyor diyor. Bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve o hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. 93. Hani şimdi iş yapamadığımız şeyler var ya, niye böyle oluyor falan dedi etti. Haşir dedi, bak bunu bunun için sana yapmıştım. Bunu da bunun için vermiştim. Bunu da bunun için vermemiştim. Vay diyeceksin ama iş işten geçecek. O zaman ne yapalım bu dünyada? 3 tane sıfat öne çıkar. Dünyada lüks yaşa. Cennet hayatı. Fetholi fi burada. Fetholi fi ibadi ve toli cenneti. Gireceksin demiyor. Gir. Dünyada cennet hayatı yaşamak için bir. Teslim, tevekkül, itimatı artır Allah'a karşı. Teslim, seleme, eylem, İslamiyet. Tevekkül, itikat. İtimat. Allah'ın rububiyetine kanaat et. Niye böyle oluyor? Ne yapacak? Yapma. O, niçin? Allah en iyisini bilir. İtimat et. Madem Allah'tır, ne yapıyorsa doğru yapar. Ama biz filmin bir parçasını biliyoruz. Bütünsel görmediğimiz için niye böyle oluyor diyoruz. 93. Muhakkak yapmakta olduklarımızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. 94. Yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Vallahi vermiştim, vallahi şu kadar almıştım. Yalan konuşma ya. Yapmayın. 95. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaata satmayın. 96-97. Ayetler. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla şüpheniz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzelleriyle vereceğiz. 99 ve 100. ayet. İman etmiş ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerine şeytanın hakimiyeti olamaz. Gördünüz mü? Şeytan niye şey yapıyor? Bak bu da musallat oldu. İman etmiş ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerine. Biraz önce dedik ya, teslim, tevekkül, itimat. İman etmiş ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerine şeytanın hakimiyeti olmazmış. Ancak onu dost edenler de diyor sen. He? Ancak şeytanı dost edenler şeytana şey oluyor. Musallat oluyor. Musallat oluyor. Dost edinince. 102. Vahyin temel gayesi çeşitli deliller ortaya koyarak inananların imanını pekiştirmek, Allah'ın emir ve hükümlerine teslim olanlara yanlış inanç ve davranışlardan korunup doğru yola yönelmelerinde rehber olmak, bu yolda ilerleyenlere kurtuluş ve mutluluk müjdeleri vermektir. Son ayet 106-107. Kim kalbini inkara açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. İnşallah devam ediyor. Bunlaradır. Dünyayı ahirete tercih ederse, Hakk'a kulağını inatla kapatırsa. Bu. Yani kapatırsa, ne yaparsa yap. Dünyayı tercih mi etmiş? Ne anlatırsanız anlatın, anlamaz. Bak şimdi. İman edenler İman edebilecekleri kadar delil bulduklarından iman etmiş olmadıkları gibi, iman etmeyenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. Ya iman edenler imana niyet ettikleri için, iman etmeyenler iman etmemeye niyet ettikleri için bu hal olmuştur. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.